Arkadaşlar merhaba. Son durum. Melek biraz geç işe geliyor diye arkadaşlar. Maviş'i buraya koydum. Maviş de çifte sinyal istiyorum. Çünkü ikisinin de iri bebişleri oluyor. Yani sonuçta Melek de iri diye. Pamuk prenses de Cafer biliyorsunuz. Pamuk prenses herhalde yumurtlayacak arkadaşlar. Bakın. Kafasına. Poposu şiş. Sapkınım her zamanki gibi tabi free takılıyor. O sürekli kafesi açık geziyor. Ve bu odadan başka bir yere de gitmiyor arkadaşlar. Serseri. Arkadaşlar serseri 1 Temmuz'da doğdu. Geçen sene 2006 yılının 1 Temmuz'unda doğdu. Yani 1 yaşında 2 aylık falan. Çimen 1 Eylül'de doğdu. Kış yılbaşından önce doğdu. Yani kışta yok, yılbaşından sonra doğdu. Kışta 6 aylık, 5-6 aylık falan. Arkadaşlar. Sarı gelinin tam olarak yaşını bilmiyorum ama sarı gelin 2,5 senedir bende. Sarı gelin dışarıdan geldi bana. Zaten sarı gelin dışarıdan geldi. Ondan sonra bizde bende kuş hevesi tekrar başladı. Tekrar kuş beslemeye başladım. Sarı gelin geldiğinde sanırım bebekti. O zamanlar fazla bilmiyordum. Anlamıyordum. Yanına hemen eş aldım ben. Ama tabii uzun bir süre ben yumurtlatmaya çalıştım. Uzun bir süre uğraştım. Yumurtlamadı. Beğensem küçük olduğu için yumurtlamıyormuş. Çakır 12. ayda doğdu. Yani 9 aylık falan oluyor. Şu an 9 aylık. Burada eski kuşlarımdan başka yok. Fıstık. Fıstığı ben konuşturmak için aldım arkadaşlar. Fıstık bana geldiğinde 1 aylıktı. Doğum sırasında annesi ölmüştü, babası bakıyordu. İki tane kardeş almıştık biz o zaman. Ve hemen yeme düşer düşmez aldım. Yani en fazla 35 günlüktü. Konuştu da. Ama sonra ben onu çiftleştirince benden uzaklaştı. Çocuklarına ve eşine daha çok düşkün oldu. Konuşmayı da unuttu gibi bir şey. Ama ara sıra böyle elime alıp ilgilendiğim zaman, yani tekrar aynı kelimeleri konuştuğum zaman hatırlıyor ve çıkartıyor. Limon. Limon. Eylül'ün sonunda doğdu. 2016 Eylül'ün sonunda doğdu. Yani 27 Eylül'de. Arkadaşlar bu çok sevdiğim kuşların genelde doğum günlerini de biliyorum. Sonraki olanları fazla bilmiyorum. Mesela kışı bilmiyorum. Meleği fazla bilmiyorum. Ama onların da mesela onun meleğin de 12. ayda doğduğunu biliyorum. Ama tam olarak defterimde yazılı var. Ama hani aklımda sürekli kalmıyor. Bunları biliyorsunuz. Bunlar zaten yeni Paşa ve Nazlı'dan kalan bebişler. Rıfkı arkada. Rıfkı da 12. ay çocuğu. 12. ayda doğanlardan. Sarı gelini söyledim zaten. Pamuk prenses. Pamuk prenses serseri 1 Temmuz'da doğdu. 3 Temmuz'da bir tane daha kardeşleri vardı, Çakır. Bu da 5 Temmuz'da oldu arkadaşlar. 5 Temmuz'da. Cafer'i biz pet shop'tan aldık. Mustafa yeğenim belki biliyorsunuzdur. Daha önceden videoda paylaşmıştım. Benden kuş da almıştı, geri getirmişti. Cafer'i o almıştı pet shop'tan. Çift olarak almıştı. Yavrulardan mı aldıklarında? O dişiyi kaçırdı. Dişiyi kaçırınca Cafer'i bana verdi. Cafer normalde Mustafa'nın kuşu. Pamuk prenses bırakmıyor ki çekeyim. Kameranın önünü kapatıyor. Her seferinde kızım sen bu kadar mı meraklısın kameraya ya? Maviş de şeyin geldiği dönemlerde yine geldi. Fıstığın geldiği dönemlerde gelmişti bana. O da geldiğinde çok da küçük değildi, yani belki 5-6 aylık falan vardı. Zaten geldikten hemen sonra sarı gelinle çiftleştiler.
eş oldular. Bir işleri oldu. Ben onları sonra onları uzun bir süre ayırmadım. Birlikte uzun bir süre beraber aynı kafeste kaldılar. Sonradan yumurtladılar. O da şeyden kaynaklanıyordu. Sarı gelinin küçük olmasından kaynaklanıyordu. Melek de 12. ay çocuğu. Melek de 8-9 aylık arkadaşlar. Çapkını biliyorsunuz zaten şimdi şu an. Çapkın tepemde geziyor. Çapkın sürekli elimde, üstümde, başımda arkadaşlar, alnımda, her yerimde. Terliyorum, terimi içmeye çalışıyor, yemeye çalışıyor. İş yaparken üstümde çünkü sürekli. Çapkın, çapkın, çık bakayım oğlum. Çık bakayım. Tamam, yine tepeme gelecek, omuzuma gelecek. Çapkın aslında konuşacak da çıkartacak da kelimeleri. Çünkü ben onlara çapkına bazen bakın şu şekilde size şeyi göstereyim. Ben bunu 20 TL'ye aldım. Telefondan sesimi kaydediyorum. USB'ye koyuyorum. Ve ben evde yokken bunu sürekli dinletiyorum. Aynı kelimeleri söylüyorum. Sevdiğim kelimeleri söylüyorum. Kendisini severken sesimi kaydediyorum. Onları dinletiyorum. O kelimeleri zaten söylemiş oluyor. Ama çapkın gecikti birazcık. Fıstıkta daha erken olmuştu. Fıstık hemen çözdü ve hemen hep böyle bütün kelimeleri birden çıkartmaya başladı. Yani tek tek mesela cici kuşu, fıstığı, işte canım, sevgilim bir seferde yani tek tek öğrenmedi. Hepsini birden öğrendi. Hepsini birden aynı anda çıkarttı. Birden bir gün bir baktım konuşuyor fıstık. O şekildeydi. Ama çapkın öyle olmuyor. Çapkın neden olmuyor? Çapkın çünkü bu odada çok kalıyor. Kuşların seslerini çok duyuyor. Bazen ara ara ben o kafeslerin içerisine koyuyorum çapkını. Onlarla oynamak istiyor. Oynasın diye kafeslerin içerisine atıyorum. Bazen hemen çıkmak istiyor kafesten. Bazen çıkmak istemiyor. Mesela Melek'in yanında Rıfkı ile Melek varken çıkmak istemiyordu bu kafesten. Sürekli oynamak istiyordu. Böyle arkadaşlar. Şunların uyumasına bakın. Ne kadar tatlı uyuyorlar ya. O yeşilim de büyüdü arkadaşlar. O erkek. O da erkek. Arkadaşlar çocukları bazen Maviş'in yanına götürüyorum, besletiyorum. Avucumun içerisine alıyorum. Avucumun içerisindeyken besliyor. Bazen de Selsel'in yanına getiriyorum. Bu şekilde idare edeceğim artık. Başka yapacak başka hiçbir çarem yok. Çünkü benim kuşlarım nedense kuşlar bir ayını doldurduğu zaman içlerinde küçük kuş da varsa beslemeyi bırakıyorlar. Çünkü tekrar hemen yumurtlamak istiyorlar. Şimdi besleyecek kuşları. Vermek de istemiyor. Ama ben ona maalesef besledi onu. Karnı çok az değil. Göstereyim şöyle bakın. Karnı şiş. Kursağı şiş. Zaten orada havuç da var. Yiyorlar. Burada da havuç var. Besleniyorlar yani. Şu sarı fazla yemiyor. Ama bu sarı yelenmiş. Sarı yeline benzeyen şu. Bu fazla yemiyor gibi geliyor bana. Ona biraz kafam takılıyor. Şu en küçüklerin kanatlarını açık uyuyan limonu bebişi. O çok küçük yaşta zaten öğrendi yem kırmayı. O en küçükleri de yuvadan bile çıkıyordu kendi kendine. Sana sıkışmış mı? Ne olmuş onun öyle? Güzeldi. Arkadaşlar bu arada size bir şey söylemeyi unuttum. 5 tane kuşu sattım arkadaşlar. 2 tane beyaz, 2 tane sarı ve yeşilli olan limonla fıstığın bebişleri. Bir de bir tane yeşil dişim vardı ya. Pardon erkeğim. Şu dişiden. Bu dişiden. Bu erkekten pardon. Yani şu gördüğünüz dişi yeşil kuşun erkeğini sattım. Sattığım kuşların hepsi erkekti arkadaşlar. Bu erkek, bu yeşil erkek.
Aslında bir erkek olmayacaktı, bir şey olacaktı. Bir sarı kafayla çiftleştirecektim. Bu sarı kafa da maviyle çok iyi anlaşıyor. İki kardeş bunlar. Veriyor arkadaşlar, veriyor. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen like atmayı, abone olmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın. Bu arada her seferinde dislike demeyi unutuyorum. Siz anlayın. Beğenmiyorsanız videoyu da dislike'a da basabilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.